Ablam öksürdün. Reyhan'ın geleceğim dedi, geldi işte. Ne yaptı, ne etti? Anasının gözünü yolda koymadı benim kuzum. Öyle ki kızımın iyi olduğunu bir göreyim de. Ben onu bırakmam artık kimselere. Ayırmam dizimin dibinden. Haydi sen artık dön. Ben buradan kendim giderim. Gidebileceğim. Bu yaptığın benim için çok önemliydi. Teşekkür ederim. Bir an bir şey soracağım. Babaannenle konuşurken duydum. Hesabı ben ne zaman istersem o zaman keseceğim dedin. Ne demek istedin? Babamın katil olduğunu düşünmekten vazgeçmeyeceksin, değil mi? Babaannenin kafanı karıştırmasına izin vereceksin. Gerçekleri görmekten kaçacaksın. Kalbinin bir yarısında beni, bir yarısında hep intikamını mı taşıyacaksın bir an? Ne kendine ne bana acı çektirmekten vazgeçmeyecek misin artık? Benden her adımda dağları denizleri aşmamı istiyorsun Reyhan. Ama yapamam. Seni anlamamı istiyorsun. Ama sen beni anlamaya çalışmıyorsun ki. Allah biliyor. Ben senin yüzünü güldürmek için çabalıyorum. Biliyorum ben. Biliyorum Miran. Azat abimi bıraktın. Beni anneme götürüyorsun. Babam nikaha bastığında silahları indirdin. Ev tarandıktan sonra bile gitmedin. Her şeyin farkındayım ben. O yüzden sana gerçekleri göstermeme izin ver. Benim, bizim gerçekleri görmemize gerek yok Reyhan. Biz zaten gerçekleri yaşıyoruz. Hayatımızdaki bütün gerçekleri yaşayarak göreceğiz. Unutma. Ama ben senin yüzünü güldürmek için gereken her şeyi yapacağım. Hadi sen bunları düşünme. Anneni göreceksin. Pazar. Oğlum bak, Reyhan yaşıyor. Haberini aldık. Daha ne düşürürsün yüzünü? Benim bir şey yapmam lazım baba. Karım bir yanda perişan, kızım öbür yanda. Ailemiz fırtınaya tutulmuş gibi sanki. Sen de dur dersin bana böyle. Nasıl durayım? Bir şey yapmadan durmak böyle zoruma gidiyor ya. Ya ben sana bir şey yapma dur derken elini kolunu bağla otur mu diyorum? Ne yapıyorsan bana da söyle. Aklım sende kalmasın diyorum. Ali söyle, neredesin sen? Buldun mu bir şey? Hazar ağam, arabayı buldum. Bir depoya çekmişler, orada duruyor. Hazar ne oluyor? Sen nerede depo, nerede? De hele yerini de. Merkezdeki oto yıkamanın arkasında ağam. Deponun önünde bekliyorum. Tamam, geliyorum. Ali Miran'ın taranan arabasını vurmuş baba, ben gidip bir bakayım. Yalnız gitme oğlum. Düşman kafasında 40 oyun çevirirken yalnız gezme. Ali var zaten baba yanında. Merak etme, bir şey olsa ben sana haber ederim. Bütün sesler silindi gitti. Ya sana bir şey olaydı? Ya Allah korusun, kara haberin geleydi.
Anne ben artık dayanamıyorum. Haydi, haydi evimize gidelim. Gözümün önünde, dizimin dibinde ol. Sana gelecek olan bana gelsin. Yeter ki yanımda ol yavrum. Haydi anne. Anne. Annem haydi. Anne. Haydi. Biz Reyhan'la evlendik Zehra Hanım. Reyhan benimle dönecek. Bırak artık kızımı. Çek ellerini evladımın üzerinden. Yetmedi mi çektirdiklerin? Döktürdüğün gözyaşları yetmedi mi? Olmaz. Bırakın. Sen ana baba olmak nedir bilir misin? Evladının kara haberini beklemek nedir bilir misin? Bilmem. Ben ana baba olmak ne demek bilmem. Ama evlat olmayı bilirim. Reyhan gibi anamın kucağında, babamın sırtında büyümedim Zehra Hanım. Benim çocukluğum, özlemin, acının içinde geçti. Ama evlat olmayı bildim. Onları sevmeyi, Allah'ın her gün özlemeyi, yüzleri nasıldı unutmamayı bildim. Bırak sana evlat olayım. Belki hiç sevmediğin, yüzünü bile görmek istemediğin ama kızın için canını verecek bir evlat olayım. Bayramlarda gelip elini öpmeyen, anacığım nasılsın demeyen ama kızın için ölmeyi göze alan bir evlat olayım. Ben bir ananın önüne geçemem. Ama karımı da bırakmam. Senin onu götürdüğün yerde kanatların yetmeyecek korumaya. Bize saldıranlar kimsen de biliyorsun. Sen onu orada koruyamazsın. Bırak ben koruyayım karımı. Ateşin ortasında nasıl bırakayım? Nasıl? Canı için bırak Zehra Hanım. Ana yüreği evlat acısına dayanmaz. Gül hep gülsün diye bırak. Sana yemin ederim, kendi canımdan öte koyacağım onun canını. Sana sözüm olsun, sen ne zaman istersen kendi ellerimle getireceğim sana evladını. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.